Osmanlı dönemindeki kadın hareketinden, 1980'ler ve 90'lardaki kadın hareketinden, 2000'li yılların enternasyonalleşen mor dalgasından aldığımız güçle, çıkardığımız derslerle, yeni dönem Türkiye'sinde mahalle mahalle, ilçe ilçe, il il bu dayanışmayı örmeye çalışıyoruz. Bu minvalde kurduğumuz Mor Dayanışma Kadın Örgütümüzün ilk durağı Antakya oldu. Antakya'nın çeşitli mahallelerinden kadınlarla bir araya gelerek, bin bir emek harcayarak 2014 yılında kadın derneğimizi kurduk. Derneğimiz kapsamında kadınlar olarak güçlenmek, bilinçlenmek ve hayatlarımıza sahip çıkmak amacıyla hem mahallelerde hem derneğimiz bünyesinde toplumsal cinsiyet drama etkinliğinden paylaş gülümset etkinliğine, doğa yürüyüşlerinden panellere, film gösterimlerinden kadının insan hakları eğitimine kadar birçok çalışma yürüttük. Bunların yanında yaz aylarında çocuklara yönelik ücretsiz tiyatro, toplumsal cinsiyet, yaratıcı drama, resim, müzik atölyeleri gerçekleştirdik. Kaymakamlıktan tarafımıza ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü imzalı izinsiz iş yeri açma ve eğitim verme suçlamasıyla bu faaliyeti gerçekleştirdiğimiz, iş yerinin kapatılması kararı alındığı ve 51 bin TL para cezasına çarptırıldığımızı belirten belge tarafımıza tebliğ edildi. İş yeri olarak terfi edildiği dernek binamız mühürlendi. Dernek tüzüğümüzde faaliyetlerimiz arasında kadınları destekleyecek, güçlendirecek, her türlü bilgilendirme ve eğitim çalışmasının yapılabileceği yazılmaktadır. Kuruluşundan bu yana kadın insan hakları eğitimini almışım. Bu anlamda ben kendimi güçlenmiş hissediyorum. Ve bu şekilde derneğimizin kapatılmasını kınıyorum ve bir an önce açılmasını diliyorum. Yaşasın kadın dayanışması! Yaşasın kadın dayanışması! Mor Dayanışma'da aldığım keyif eğitimi ve haklarım konusunda bilmediğim birçok konuda bilgi sahibi oldum. Mor Dayanışma sadece kadınların daha iyi şartlarda, erkeklerle eşit haklarda yaşaması için olan bir dernek. Kapatılmasını kınıyoruz. Mor Dayanışma Kadın Derneği'nde sadece kadınları güçlendirmek ve dayanışmaya bitmek adına çalışmalar yürütüyoruz. Eğitimden panellere, doğa yürüyüşünden paylaş kimset etkinliğine, her alanda kadınları güçlendirecek, bir araya getirecek çalışmalar yürütüyoruz. Tecavüzcülerin, kadın cinayet işleyenlerin indirim aldığı, şiddetin önlenmediği bir dönemde derneğin yaptığı faaliyetler üzerinden ya da asılsız suçlamalar üzerinden iş yeri olarak yaftalanıp kapatılmasını doğru bulmuyoruz. Kadın mücadelesi mühürlenemez diyoruz.